Dursun Zehir'in cebindeki 5000 lira için cinayete kurban gitti ortaya çıktı. Ciharça edip gömmüş de olabilirler. Kendisine bir şey yapmak istiyorsa buradan kendisini aşağı atmış da olabilir. Herkesin şüpheleniyorum şu an zaten. Rize'nin pazar ilçesinde kaybolan 71 yaşındaki Dursun Zehir'i aramak için ailesi ATV'de yayınlanan Müge Anlıyla Tatlı Sert programına katıldı görmüştüm motosikletli bir arkadaşıyla. Bu kişinin de Ankara'da oturduğunu duyum aldık. 171 gündür haber anlamayan yaşlı adamın torunu Kerim Bekar, çelişkili ifadeleriyle şüpheleri üzerine çekti. Parayı aldım diye sonra kayboldu. Kaybolduktan sonra parayı aldım ya. parayı aldıktan sonra mı kayboldu? Hangisi? Parayı aldıktan sonra kayboldu. Neden? Yok tam tersi işte yanlış söyledim. Olayla ilgili Kerim Bekar, arkadaşları Yasin Şanal'la Enes ve taksici gözaltına alındı. Yasin Şanal işlediği cinayeti itiraf etti. Kerim Bekar bana çok borcu olduğunu söyledi. Dedemde para var. Onu al, bölüşelim. Dedemi kaldır, delil de bırakma dedi. Ben de bu sebeple Dursun Zehir'le buluştum. Deniz Fener'in orada taşla başına vurarak bayılttım. Cebindeki 5000 lirayı aldım. Sonra testereyle 5 parçaya böldüm. Cesedin parçalarını poşete koyup denize attım. Sonra Kerim'le buluşarak kendisine 2500 lira parayla cep telefonunu verdim. İfadelerin ardından polis, Kız Kalesi tarafında iş makineleriyle arama çalışması başlattı. Ancak gömüldüğü belirtilen yerde Dursun Zehir'in cesedi bulunamadı. Yaşlı adamın torunu Kerim Bekarsa suçlamaları kabul etmedi. Ben Yasin Şanal isimli şahısla hiç sahil kenarında buluşmadım. Yasin bana herhangi bir para, dedem ait telefon veya ceket vermedi. Olaydan iki ay sonra Yasin bir internet oyundan 5000 lira kazandığını söyledi. Ben İstanbul'a gidiyorum dedi. Benim taksiye binip otelde konaklayabilmemin sebebi de Araklı'da dedemin evinde bulmuş olduğum 10 bin lira paradır. Sen diyorsun ki ben bunu dedemin evinde buldum bu 10 bin lirayı. Sen niye o parayı söylemedin? Ne bileyim söylemek istemedim o zaman. Dursun Zehir'in cep telefonu kaybolduktan sonra Ankara'da sinyal vermiş, torununun kente yaşayan arkadaşlarıyla iletişimde olduğu tespit edilmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yasin Şanal ve Kerim Bekar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zaten